yapıyorum. Kulübü satın almışız TMSF'den. Santrafor arıyorum. Beşiktaş'ta da Kenan diye bir çocuk var. Ya tam böyle benim istediğim adam. Gittim Sayın Yıldırım Demirören'e dedim ki ya bunu versene biz de oynasın bir sene. Ama bizim paramız yok. Ağlıyoruz tabii hani gariban takım ya. Para almadan verdi ama Kenan da diyor ki şu kadar peşinat isterim bu kadar falan. Mecbur kaldık biz peşinatı verdik Kenan'a. Kenan da Kıbrıslı bir çocuk. Yani anası babası Kıbrıs'ta yaşıyor. Ben de yasaklamışım. Şehir dışına çıkmak yasak falan. İşte böyle takımı yeni almışız. İşte şey yapıyoruz biraz. Baskı yapıyoruz oyunculara. Bu geldi dedi ki başkanım sezon açılacak. Ben bir daha Kıbrıs'a gidemem. Anamı babamı görmeye gidebilir miyim? Dedim bugün git yarın gel. Bir gün izin verdik buna. Evet. Bu gitti. Sabah ben evde uyuyorum. Anam beni dürtüyor. Televizyonda. Dedi, ha, dedi ki ya dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Ne var dedim. Dedi hadi kahvaltı hazır bir de uçak kaçırılmış dedi. Dedim bana uçak kaçırıldıysa beni ne uyandırıyorsun dedi. Ben ne yapayım? Kalktık televizyonda uçak kaçırılmış. Kahvaltı yaptım. Yolda ofise giderken o gün de Ulvi Hoca, Ulvi Güveniroğlu. Evet. Birinci Hoca, Saffet Akbaş vardı falan. Bunlar toplantı yapacağız. Açılış var iki gün sonra. Ben yolda gelirken o Kenan'ın dayısı aradı. Ben dedi ki başkanım. Kenan dedi var ya dedi. Ha, kaçırılan uçakta dedi. Bizim para gitti. Hani peşinatı da vermişiz. Şimdi işin esprisi para ama Kenan atacak golleri yani. Kenan öyle. Onun için zor bela son paramızı almışız. Dedim ki yapma ya falan. Türk Hava Yolları'nın Kıbrıs uçağı. Ben ofise geldim. Televizyonlar, canlı yayın, uçak kaçırıldı, özel harekat bilmem, kıyamet kopuyor. Hoca dedi ki ya dedi ne yapacağız? Dedim ne yapacağız hocam? Hani uçağı patlatacak halleri yok yani bırakacaklar sonunda falan. Derken bir baktık yolcuları bırakıyorlar. Oh sevindik falan neyse. Tamam dedi kapatın televizyonu. İşte biz toplantı yapıyoruz. Yok Kenan Antalya indirmişler uçağı. Evet. Uçak Antalya'da. Tamam dedik falan. Tam biz toplantı yapıyoruz işte. Şöyle olsun böyle olsun açılış şöyle olsun. Dayısı aradı gene. Ben de zannettim diyecek ki teşekkür Kenan ederim. Kurtuldu falan. Yok bir şey yapmadık her zaten. Yapmadık daha. Alo dedim. Dedi ki başkanım dedi. Uçakta dedi herkes çıktı. Kenan içeride dedi. Abi santrafora bak ya. 150 kişi kaçıyor. Kenan duruyor uçakta hala. Tamam mı? Ondan sonra. Dedim ki. Ya dedim. Nereden biliyorsun dedim. Ya dedi inmedi uçaktan dedi. Ben televizyonda görmedim. Telefon da çalıyor cevap vermiyor dedi. Telefon da çalıyormuş. Allah Allah dedim falan. Tekrar açtık televizyonu bir baktık. Eylem devam ediyor. Yolcuların işte bırakmışlar. İçeride 4 kişi kalmış. Hosteslerle bir 7-8 kişi. Pilotlar da kaçmış. Yok pilotlar da pilotların haberiniz olsun herhalde Zula bir yeri var oradan kaçmış bunlar. Hani televizyonda biz görüyoruz korsanların haberi yok ama. Ya onlar bilmiyor. Pilot kapısı kapalı. Allah Allah dedim ya falan. Ben telefonu çevirdim dedim. Bakarsın açar birisi falan. Aha bu kaldırdı buyur başkanım dedi. Uçak kaçırmaya bak abi. Rehine konuşuyor. Dedim ki Kenan neredesin oğlum dedim. Dedi ki başkanım dedi ben dedi uçağın içindeyim. Ya oğlum dedim. Ulan 150 kişi kaçtı sen. Nasıl santraforsun dedim. Başkanım dedi kadınlarla çocuklara yaşlara yardım ediyordum ben dedi. İnsinler diye dedi. En son bizi kalınca kal dediler. Ben de kaldım dedi. Ondan sonra. Çocuk da yapması gerekeni yapmış yani. Yardımcı olmuş kadınlara çocuklara. En sonunda korsanlar demiş ki sen kal. Siz bir şey demişsiniz korsanlara abi. Dur. Dedim ki. Ha. Oğlum dedim kaç kişi var içeride? Dedi kim var dedim uçakta? Dedi ki işte 3 hostes, 3 yolcu, 2 de korsan abi var dedi. Tamam mı? Dedim ki o abilerden birine versene telefonu dedim. Tamam mı? Tamam dedi. Duyuyorum ben şimdi. Diyor ki abi diyor Saffet Sancaklı arıyor diyor. O da diyor ki ha ver diyor. Biz de televizyonda seyrediyoruz. Televizyon gösteriyor işte canlı yayını. Dedim ki dedim ya oğlum dedim bula bula Türkiye'de dedim benim oyuncumu mu kaçırdın dedim ya. O parayı da peşin vermişiz dedim. Ondan sonra abi dedi bu senin futbolcun mu dedi falan. Dedim sen kimsin? Dedi ki ben söyledi ismini. Dedim ki oğlum dedim bırak çocuğu dedim açılış var yarın öbürsü gün dedim. Şimdi dedim ondan sonra dedi ki abi yok dedi. Biz uçağı dedi valla Şam mı Bağdat mı dedi Bağdat'a götüreceğiz dedi. Dedim uçak kullanmayı biliyor musun? Dedi ki yok. Ulan salak dedi pilotlar yok ki orada dedi. Tamam mı? Pilotlar indi.
Ondan sonra beşiğini kokun atmazsa. Ha. Dedi ki, abi dedi bırakamam dedi. Patron dedi burada dedi bilmem kim. Yabancı bir isim söyledi. Dedim oğlum o patronuna söyle. Bizim bir abimiz var. Bir santrafor almış. Garip bir kulübü var. Santraforu da burada. Rica ediyor ki bırakalım diye. Dedim söyle sonra beni arayın. Şimdi bak şimdi biz de odadayız Ulvi abi falan işte herkes orada. Dedim beyler bak bu gördüklerinizi unutun ha bunu anlatmayın kimseye. Bu hani, millet bir şey zannedecek tamam mı? Neyse biz toplantıya devam ediyoruz. Baktım korsan arıyor. Dedim ki bir dakika. Abi dedi biz dedi konuştuk dedi patron bilmem kimle dedi. Tamam dedi bırakıyoruz dedi Kenan'ı dedi. Kusura bakma dedi. Ondan sonra dedim ki bir 5 dakika bekleyin dedim. Şimdi inecek Kenan terörist zannedecekler bu tarafta polis falan. Dedim bir dakika bir emniyet müdürü arkadaşımı aradım. Dedim ya dedim böyle böyle dedim. Dedi ki biz dedi zaten havaalanındayız dedi. Operasyona hazırlanıyoruz. Dedim ki bak birazdan bir irisi inecek oradan dedim. O benim oyuncum sakın dedim terörist zannetmeyin. Dedi ki ne diyorsun dedi sen ya. Ya ne diyeceğim dedim adamlarla kanka oldum zaten dedim. Korsan'ı aradım. Bir daha korsana. Bir kere daha dedim ki tamam bırakın hani. Korsan diyor ki Kenan'a. Bak diyor eğer 25 gol atmazsan bir daha kaçırırım. Sonra neyse Kenan çıktı. Ben telefonla aradım. Kenan kapalı tabii. Polis aldı herhalde onu. Kenan'ı arıyoruz. Kenan kapalı. Dedim ki hocalara bunu dedim kimse anlatmayın ha. Akşam ben eve doğru gidiyorum. Bir telefon geldi bana. ATV'yi aç. Ne var ATV dedim. Senin futbolcu dedi bugünkü dedi korsan hikayesini ATV'de ara haberde anlatıyor. Adam çıksın. Ali Kırca diyor ki ona. Nasıl oldu diyor. Valla diyor başkan aradı ver bakayım o korsana dedi diyor. Böyle bir hikayemiz var yani. Siz bu zor saatleri nasıl yaşadınız? Hemen seyircilerimizle paylaşılmışsınız. Çünkü uçaktan en son bırakılan kişisiniz. Evet. Uçağa işte dediğimiz gibi 6.45 uçağına binmiştik. Kıbrıs'tan. 7 gibi uçak kalktı. Ben uçağa bindiğimde zaten yorgun olduğum için uyuyakaldım hemen. Uyuyakaldım 15-20 dakika sonra falan sesler gelmeye başladı. Hı hı. O sırada uyandım ben falan baktım tam pilot kabininin tekmelendiğini gördüm ben o sırada. Pilot kabininin yani kokpit kapısının evet. Tekmelendiğini gördünüz. Evet. Onun tekmelendiğini gördüm ve herkes panik içinde ne olduğunu falan söylemeye başladılar falan. Hostesler oradan gelen hostes amiri bir şeyler söyledi. Şuraya yakın alalım hem tabii. Görüntüleri de paylaşalım evet. Hostes amiri biraz bilgi verdi insanlara. Bu sırada insanlar arkadaşın biraz önce dediği gibi bayağı sinirlenmeye başladılar çünkü tekmeleyince. Orta kısımdaki insanlar özellikle erkekler ayağa kalktılar falan işte oraya yürümek için. O sırada hostesler falan sakinleştirdi. Uçağın herkes kaçırıldığını anladınız artık evet. Net bir şekilde. Evet o sırada anladık. Ve belirli bir süre sonra da Antalya'ya indiniz. Antalya'ya evet. İndikten sonra da bu defa o belirli prosedürler başladı. Kaptanlar evet. Gittiler. Kapılar açıldı. Orta evet. Kapı vesaire ama bu sırada siz dışarıya çıkamadınız. Neden çıkamadım. Dışarıya çıkamadınız? O sırada işte herkesi sakinleştikten sonra artık yapacak bir şey de kalmadı. Çünkü elimde bomba var işte uçururum uçağı gibi. Ve siz tam yanında oturuyordunuz değil mi bu hava korsanı? İlk arka tarafta oturuyordum. Sonra uçak indikten sonra havasız kaldık belli bir süre ve çocukların bayanların arkaya gidip oksijen almasını istedi korsanlar. Hı-hı. Ve Hı-hı. belli bir sayıda kişiler bayan ve çocuklar arkaya geldi. Arka kısma benim olduğum yere. Benim yanımda da zor durumda olan, kucağında çocuk olan bir bayan vardı. Hı-hı. Ben dedim, buyurun siz oturun dedim. Hı-hı. Ben ayağa kalktım o sırada. Benim ayakta olduğumu görünce beni yanına çağırdı ve yanındaki koltuğa oturttu beni. Nece konuştu sizle? İngilizce işaret ederek Hı-hı. konuştu. İngilizce işaret ederek evet. Herhalde bir laf söyledi. Sit down evet. Demişti değil mi? Sit down dedi evet. Hı-hı. Orada ben de yanına oturdum. Belli bir süre sonra zaten baya artık fenalaşanlar falan oldu. Yani sonra artık uçaktan büyük bir bölüm tahliye oldu evet, dışarıya bayanların, çıktı. Bayanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkarılmasını istedi. İzin veriyorum. Siz bu defa diye. Orada en önde bu defa tam o kargaşa içerisinde arkadaki yolcular arka kapıyı ve orta kapıyı açmışlar. O sırada herkes dışarı çıkmaya başladı. Ben tam o sırada hareketlerinden dışarı çıkmak için beni tuttu ve sen yerine otur. Omuzundan mı tuttu seni? Evet. Omuzumdan tutarak tuttu. Yere evet. Oturttu o şeye. Oturttu. O sırada ben çıkamadım ve yanımdaki arkadaş da çıkamadı. Bu sırada orada kaldık biz. 3 erkek, 3 hostes. Orada kaldık yani. Sizin futbolcu olduğunuzu öğrendiler daha sonra değil mi? Evet. Futbolcuyum ben de.
Peki şöyle enteresan bir şey anlatmıştınız yayın öncesinde. Bir ara arkaya tuvalete gitmeye ihtiyacınızı belirttiniz. Fakat dışarıda sniper olabilir korkusuyla aslında kaçabilecekken uçaktan çıkmadınız. Bu nasıl gelişti? Korsanlar hep ikide bir pencereleri açıp pencereleri kapatmışlardı. İkide bir açıp dışarı bakıyordular. Sniper var işte. O tarz kelimeler kullandı. Siz tabii bu sniperları gayet net bir şekilde duydunuz değil mi? Duydum. Korsanla korsanların konuşmalarını. Ben bir ara, çünkü arka taraf bomboş, hepimiz ön taraftayız. Orta kapı ve arka kapı tamamen açık. Ben bu arada lavaboya gitmek istedim ve izin verdi ona, git dedi. O sırada kaçmayı düşündüm, baktım. Sonra lavaboya girdim. Yani arka kapıdan da atlayabilirdiniz. Atlayabilirdim, evet. Diğer kapılardan da çıkabilirdiniz ama korktunuz mu? Evet, o sırada düşündüm yani. Sniper falan deyince orada, yani çünkü aile dostlarımla falan abilerimle konuştuğumda sakin ol, otur yerine falan dediler. O yüzden ben de fazla bir şey yapmak istemedim. Yani uçaktan çıkabilecekken siz çıkmadınız, tuvalete gittiniz ve bu defa yine korsanların yanına döndünüz. Evet, geri tekrar yerime döndüm. Peki bu döndüğünüz süreçte neler konuşuldu korsanlarla sizin aranızda? Gerçekten korsanlar artık bilmiyorum, onlar da gerçekten çok stresli böyle, profesyonel olduğunu zannetmiyorum onların. Patlayıcıyı görüyor muydunuz yani? Patlayıcı olduğunu söylenen. Yan yanaydık ve elindeydi ama onu tabii ki kimse bilemez yani bomba olup olmadığını. Elinde bir şey vardı ama. Hı hı. O tabii bizi çok korkutuyordu. Hı hı. O sırada yan yanaydık. Size elle müdahalede bulunuyor muydu korsan? Hayır, hiçbir şekilde elle falan hareket yapmadı. Hatta bir ara gülüyor falan, böyle gayet rahattı yani. Hı hı. Sigara istiyor yolculardan falan. Hı hı. Sigara içiyor falan. Hatta bir ara işte bize hosteslerden işte yemek getirin, su içsin yolcular falan diye böyle bir şeyde de bulundu. Talepleri oldu. Evet. Ve daha sonra sizin futbolcu olduğunuzu öğrendiler, bildiler. Ve burada bu defa size herhalde bir şeyler söylediler değil mi? Hani gol atmazsan seni bir daha kaçırırız gibisinden. O sırada ben önde zaten bayağı bir sohbet etmiştik yani. İyi davranıyorlardı bize. Sohbet ettik falan. Öğrenci misin falan değil misin? Öğrenci olmadığını söyledi falan. 34 yaşında olduğunu söyledi. O sırada ben futbolcuyum falan, işte gazetede okuyordum. Ben futbol resmi falan vardı, söyledim. Aa falan işte böyle bir şeyde bulundu bana. Ama ben o siyah giyen yabancıyla konuşuyordum. Diğeri Türk bilmiyordu yani. Bu arada biz sizin telefonunuzu bulup canlı yayına sizi aldık. Ve siz canlı yayında da bize artık serbest kalabileceğinizi söylediniz. O sırada neler yaşandı? O sırada ben futbolcu olduğumuz söylemeden önce beni Sinan Engin ve Saffet Sancaklar aramıştı üst üste. Cep telefonunuzdan aradılar. Evet, cep telefonundan. Çünkü konuşmamıza izin veriyordu. Sinan abiyle işte Saffet abi... Yani futbolcu olduğunu söyle, işte İstanbulspor'da olduğunu söyledi. Onlar konuştular mı hava korsanlarıyla? Saffet abi konuştu sadece. O sizin kim olduğunuzu söyledi, evet, ne iş yaptığınızı. Ben konuşurken ben telefonu istedi ve ben de verdim. O sırada işte Saffet Sancaklı başkanla konuştu. Sinan abi de işte ondan önce futbolcu olduğunu söyle falan, işte anlat falan. Onlar da ve daha sonra serbest kaldınız ve yürüyerek, o görüntülerde de izlediğimiz gibi siz yürüyerek ön kapıdan çıktınız ve güvenlik kuvvetleri sizi gelip aldılar değil mi? İlk bu konuşmada bırakmadı beni. Sonra kendi geldi. Ben hatta size canlı yayında konuşurken gitmek ister misin dedi bana. Ben de evet istiyorum dedim. Tamam sen gidebilirsin dedi yabancı. Anlıyorum. Ama ondan önce çok konuştuk böyle yani. Anlıyorum. Peki çok ucuz atlatılmış bir olayı burada hep beraber paylaştık. Evet. Kazasız belasız bitti ve iyi sonuçlandı. Sizler için kabustu, bizler için kabustu, Türkiye için bir kabustu. Yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve futbol hayatınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, peki Türkiye